İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti 2018 yılı parlamento seçimlerine bir aday daha. Artsakh'ta turizmde önemli bir büyüme kaydedildi. Batı ne zaman yeni Türkiye'yi kabul edecek? ABD, İsrail ve NATO'nun Suriye ordusuna karşı ilk doğrudan kara saldırısı. ABD Başkan Yardımcısı İslam Devleti'nin İslam halifeleri artık mevcut değil. Yunanistan'da ölü sayısı 82'ye yükseldi. Yüzlerce kişi kayıp. Karine Abrahamyan 2018 yılında gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adaylığını koydu. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adayların adaylık işlemi için imza toplaması 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren başladı. Aday, biyografisini, kısa faaliyet programını ve eğitim sertifikasını sunmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamentosu Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarınca oluşmaktadır. Milletvekilliği adaylığı için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartına sahip olmak gerekiyor. Adaylar, aday olmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarından en az 200 imza toplamalıdır. Seçimler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Batı Ermenistan Devlet Televizyonu sitesinden edinebilirsiniz. İçinde bulunduğumuz yılın ilk 5 ayında Artsakh'ın turizm sektörü kesin bir şekilde büyüdü. Yabancı turist sayısı neredeyse %2 artış kaydetti. 2017 yılının ilk 5 ayında Artsakh'a 4.362 yabancı turist gelmişti. Bu yılın aynı döneminde ise Artsakh'a 8.654 yabancı turistin geldiği kaydedildi. Artsakh Kültür, Gençlik ve Turizm Bakanlığı'nın Turizm Departman Şefi Artak Grigoryan'ın belirttiğine göre söz konusu dönemde bir turizm şirketi daha kuruldu. Şu anda toplam 10 turizm şirketi bu alanda faaliyet yürütmektedir. Artak Grigoryan, turizm yıllarca süren çalışmalar, istikrarlı politikalar ve turizm piyasasında doğru konumlandırma yoluyla gelişir. Eğer çatışma durumu olmazsa biz bu alanda istikrarlı bir büyümeye sahip olacağız, dedi. Stanislav Tarasov, Rus S-400 sistemlerinin arka planında Türk-Amerikan ilişkilerine değindi ve gelişme sürecine işaret etti. Siyaset bilimci, Rus S-400 sistemlerinin Türkiye tarafından satın alınmasının ve bu ülkeye Amerikan savaş uçaklarının tedarik edilmesinin son zamanlarda ABD'den büyük tepki gördüğünü yazdı. Hatta Rusya'ya tepki olarak Rusya S-400 sistemleri yerine ABD kendi Patriot sistemlerini Türkiye'ye teklif etti. Ankara, Amerikalılara bu sistemlerin ortak üretim teknolojisini sağlamayı kabul etti. Fakat Washington, Türkiye'ye teknoloji transferini kesinlikle reddetti ve hatta milyonlarca dolar karşılığında satın alınan bataryaların son kullanım tarihinin bitimi durumunda ister kullanılmış ister kullanılmamış olsun ABD'ye iade edilmesinde garantiler talep etti. Rusya'da kendi sırasında hazır ürünlerin satın alınması ve ortak üretim için iki aşamalı proje öne sürdü. Buna cevaben Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi sorunlarına Moskova'nın oldukça minnettar bir teklifle karşılık verdiğini belirtti. Tarasov bunun bir sonucu olarak NATO ile ilişkilerin gerginleştiğini, Washington'un F-35 savaş uçağı tedariki üzerindeki yaptırımlarına dikkat çekti. Ancak Türkiye buna uymadı. Aynı zamanda sadece satın almayı değil, silah satmayı, askeri sanayisini kendi ve yabancı ileri teknolojilerini uygulayarak geliştirmeyi amaçladı. Yazar, Türkiye'nin NATO-ABD ile İran-Rusya arasında seçim yapmak zorunda kalacağı bir günün geleceğine şüphesinin bulunmadığı sonucuna varmıştır. Suriye Golan'ında Su-22 askeri uçağının düşürülmesinden birkaç saat sonra Şam'a yakın bölgedeki 10 köye hasar veren ve 200'den fazla Suriyelinin hayatına mal olan İsrail-ABD eksenli terörist saldırı Suriye ve müttefikleri için yeni bir meydan okumaydı. Bu, İsrail ve Ürdün'ün insani yardım adı altında çalışan Beyaz Bereliler adlı teröristlerin yanı sıra NATO personelinin de katıldığı Altanif Deniz Tugayı'nın yürüttüğü ABD-NATO-İsrail kara saldırısıydı. İşgal altındaki Golan Tepelerindeki Yarmuk Havzası'na Suriye ordusunun girişi İsrail rejimini kesinlikle cehennem çemberine aldı. Al-Ahbar verilerine göre ABD, İsrail ve Avrupalı subaylar tarafından eğitilen 100'den fazla IŞİD teröristleri ABD'nin Altanif askeri üssünden geldiler. Bunlar Süveyda'nın kuzeydoğusunda bulunan köylere gece yarısı saldırıda bulundu. Teröristlerin 15-20'şerli gruplar halinde eyleme katıldıkları bildirilmektedir. Son günlerde İsrail, ABD, Almanya, Fransa ve hatta Kanada'nın teröristlere verdiği destek bir tezi doğrulamaktadır. Süveyda'ya saldırı
IŞİD'in yenilgisinden sonra ABD, NATO ve İsrail'in bir saldırısıdır. Ancak bu saldırı Suriye askeri uçağının düşürülmesinden birkaç saat sonra gerçekleştirildi. Değil mi ki bu Suriye askeri uçağı Yarmuk Havzası'nda IŞİD mevzilerine saldırmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, İslam Devleti adlı terör örgütünün oluşturduğu halifeliğin artık var olmadığını açıkladı. Pence ayrıca terörle mücadeleye devam edileceğini de vurguladı. ABD Başkan Yardımcısı, İslam Devleti'nin kaçtığını ve onların halifeliğinin düştüğünü ben gururla açıklayabilirim. Ben ayrıca İslam Devleti'nin yeryüzünden tamamen yok olana kadar dinlenmeyeceğimize söz veriyorum, dedi. Atina yakınlarındaki 3 ayrı bölgede pazartesi çıkan yangınlarda ölü sayısı resmi rakamlara göre 82'ye yükseldi. 190 yaralının olduğu yangın bölgesinde yüzlerce kişi ise hala aranıyor. Yangınla ilgili ilk iddia aşırı sıcaklar etkisiyle çıktığı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı yönündeydi. Time'ın haberine göre ABD yetkilileri ABD donanmasına ait keşif ve devriye uçakları ile dronelerin kayıpları aramak üzere Atina'ya gönderildiğini bildirdi. Resmi olmayan bir ABD yetkilisinin açıklamasına dayandırılan haberde ayrıntıların daha sonra aktarılacağı vurgulandı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Dikran Hamasyan'ın Fides Tua adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.